Can Nuri takdim etdi. Payg'ambarlarni qarasangiz, albatta sizga, aynan sizga mos keladigan bitta payg'ambarning hayoti bor. Yoki sahobalarniki bor. Bittasini poshshaligi Alloh ibodatdan to'smadi, bittasini gadayligi Alloh ibodatdan to'smadi. Bittasini bolasini kofirligi, bittasini xotinini kofirligi Alloh ibodatdan to'smadi. Yer yuzida yashab o'tgan odamlarning eng afzali kimlar? Payg'ambarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadi, payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamning eng afzali bu Abu Bakr Siddiq. O'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarning eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarilmoqda. Payg'ambarlar birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarni zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'lboshchilari. Agar bularni tarixini bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Bani Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan, birodarlar, payg'ambarlarning bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisolam to'g'risida. Muhammad aleyhisselam, biz sizi yeryüzüge, insanlarga rahmat kılıp yubardık dedi. Yani bizi rahmamız kegenliğinden sizi yubardık. Adamlar cehennemden uzlarını sakılıp kalışsın. Ve Allah da Allah'ın faydası, hüccet koyun buldu. İnna künne enhada gula gafilin. İnna künne enhada gafilin. Kıyamet günü bari geldi adamlar, peygamberler var mıydı? Cennet dozakta genelse var, biz eşitme genelken biz buna sana demesliler için. Allah Azze ve Celle peygamberler yubardı, yok ki nedir, o yoklandırıcılar da yubardı. Her bitti kavimde elbette cennet dozak varlığını haberini etken o yoklandırıcı ötken. Hiç kim Allah'a da alıyor borgende, bahane yok ki hüccet kılamıydı. وَمَا مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ Her bir ümmet ötken, meğer içinde o yoklandırıcı bugün. Bu kısalarda afzallığı, burada kısa kirişkenimiz yok hala, bu takdimatı bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu xayol emas bu qissalar. Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi. Bu qissalar insoniyat tarixini umurtqasi. Hamma tarix shunga osiladi. Yeryüzüde insaniyatta hayatı katlık tasarruf etkizgen komandanlar, padişahlar, boyvatçalar, şuraya insanlar ötken. Lekin bunlarda hiç kaçtığına tasarı peygamberlerde insanlar gösterken tasarruf olmadı tarihini. Eğer biz peygamberler tarihini bilmeseken biz, Kur'an'ın cüde katlık kısmından bir haber koyan bulamız. Diğerli üçten biri de koyorayım. Vallahi hala. Bitti Bani Isroil kıssası Kur'an'da 70 orunda zikir kılınken. 70 de ayet demez. 70 orun. Yani 4 de ayet bitti orun buluşu mümkün. 20 de ayet bitti orun. Şunaka orundan 70 metteki gel. Neme gel. Neme gel Allah-u Teala Musa Aleyhisselam kıssasının en katta kıssa kılı bayağı kıldı. Bani Isroil'de kimliğini bilvaliler de yaptı Allah'a savaşken. Selerdi ben beni düşmanım diye. Özlerini kavmadan bugün, özünü milletinden bugün, Yahudi bugün, Musa aleyhisselam, Firavun'da soyup, korkup durgen cahide Yahudilerdi. Op çıkıp getir, 20 metre yakın mucize körsetti. Ne mamamla kılıçtı. Horli'den op çıkıp getken, Musa peygamberge kıyken mamamlasını körgenden ki, Müslümanlar, közüyle de açıyla. Bu hiç kaçan sılarge elbi olmaydı bu hal. Bula sılardı ve beni düşmanım diye. 30 yıl hoşnizm oladı. 100 yıl hoşnuz buladı. Lekin Yahudiliği çakaladı o. Gayril mağzubi aleyhim ala dali. Seni gazabinge üçüremegen ve adaşmegenler yolu bugün doğru yolunu vergin deyken de bana şu kısırlardan havardar buluşumuz gerek. Neme geldi Yahudi, neme geldi çünkü yoman görüşümüz gerek. Neme geldi düşmanımız diye Allah. Eşliyeli buradalar. Allah.
Madami ki hak yolu yürümek şekemiz, adamlar da yakşılık gibi yürüp yamanlıydan kaytarmak şekemiz, biz enbiyalar tarihini örgenmezden hiç kendi ilacımız yok. Çünkü o kişiler davetçilerde ustazları boyan. Şunu demez mi? Eğer bir adam bir adamda hakka davet kılmak istiyorsa kimdendir örgeniş gerek? Ha? Bunu müşursa ne kılışım gerek? Yapımı olmasa ne kılış gerek? Söyse ne kılış gerek? Cırırla taşa çıkıp geç gerek mi? Yunus Aleyhisselam kavmını bu arada çıkıp etip aldığını mı oldu? Dalga yutu vardı mı? Ha, demek Allah yolu da yetekken maşakkat gelme kılış gerekken çünkü bunun mükafatını Allah Azze ve Celle verir. Hiç kez peygamberde ayağını terlerken güllerde çaçıp gülcanlarla küçük olma gereken kereyindir. Demek hakka yapırken de sökücü iştasız, hakka çakırgenizde hakkı namlarda olasız. Bunun ne kılış gerek? Sabır kılış gereğini kaçan örgenemiz eken? Peygamberle tarih örgenemizden ki. İlan nurak.